4. sınıf çalışma soruları yazdıklarını düzenler bölümü aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır bayram yaklaştıkça çocukların heyecanı artıyordu burada herhangi bir bozukluk yok toplantıda sıkıldığını kulağıma sessizce fısıldadı fısıldamak zaten sessizce olur o yüzden sessizceyi kullanmasına gerek yoktur burada anlatım bozukluğu vardır Cümlede eş anlamlı sözcükler kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Çünkü sözcüklerden biri gereksizdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük anlatım bozukluğuna yol açmıştır? Arada bir eski mahalledeki arkadaşımla bazen. Arada bir zaten bazen anlamına gelir. Bu da anlatım bozukluğuna neden olur. Sözcüğüne aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse yeni bir kelime yani sözcük türetilmiş olur. Ayakkabı, ayakkabıcı. Ayakkabı satan anlamına gelir. Yeni bir kelime türetilmiş olur. Virgül kaldırırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz. Genç satıcıya, genç satıcı olur virgül kaldırılırsa burada anlamda bozukluk olur. O paketi çok uzaktan getirdi o kişi anlamında, o paketi anlamına gelir virgülü kaldırırsak anlamda bozulma olur. C'ye bakalım. Çocuk oyuncakları arkadaşlarıyla paylaştı. Çocuk oyuncakları paylaştı. Burada anlamda bozulma olmaz. D'ye de bakalım. Da eteğindeki da eteğindeki yeşilliklerden hoşnuttu. Da kendisi hoşnut ama virgülü kaldırsak da eteğindeki anlamına gelir burada bozulma olur. Ama C'de yoktur. Beşinci sorumuza bakalım. Hangisinde gereksiz kelime kullanılmıştır diye soruyor bize. Asansörden aşağı inerken, aynaya bakarak, asansörde aşağı inerken inmek zaten aşağıdır. O yüzden aşağı kelimesi gereksiz kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur. Bu kalem kalemi sen mi? Burası ayrı yazılması gerekiyordu. Yazım yanlışı var. Onu bana mı? Mı ayrı yazılması gerekiyor. Getireceksin soru anlamı olan soru eki olan mı? Bugün saçımı kestireceğim. Burada soru eki olan mı değil. Doğru yazılmış. Elini Bıçakla mı? Mı soru ekidir. Ayrı yazılması gerekir. Cevabımız C. 7. Cümlelerin hangisinde gereksiz kullanılmış kelime vardır diye soruyor. Mahmut dedesine saygı ve hürmet gösterir. Saygı, hürmet aynı anlama gelir. Burada gereksiz kullanılmıştır. 8. Akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ana dilimizin her bir kelimesi şüphesiz ayrı bir tat verir. Sevgili biricik, yeşil, duygu, şiir kelimeleri ne kadar tatlıdır. Ana dilimize sahip çıkıp onu geliştirmeliyiz. Güç, kuvvet, kudret kelimeleri sanki bir güç gizlidir. Burada 3 numara onu geliştirmeliyiz derken diğerlerinden ayrı düşüyor. O yüzden C seçeneği hangisinde yazım yanlışı vardır? Bugün Ahmet'e gitmeyecek misin? Doğru. Niçin onunla konuşmuyorsun? Doğru. Sana verdiğim kitabı okumadın mı? Doğru. Bisikletimle okula gidebilir miyim? Miyim ayrı yazılması gerekir. Yanlış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diye soruyor. Türk Dil Kurumu. Bunlar büyük yazılması gerekirdi. Yanlış yapılmıştır. Yazılarında bağlaçları kurallarına uygun kullanır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'da sözcüğün sözcükten ayrı yazılmalıdır. Cümleden çıkardığımızda anlamda bozulma olmuyorsa ayrı yazılmalıdır. Bakalım çocuklar onu görünce çevresinde toplanırlardı. Çevresin toplanırlardı anlamda bozulma oluyor. Onu odasında odası da onun odası da benimki gibi zemin kattaydı. Onun odası benimki gibi zemin kattaydı. Ayrı yazılması gerekir. B seçeneği. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ki ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Yolculuk boyunca hiç uyumadım ki. Ayrı yazılması gerekirdi. Birleşik yazılmış. Yazım yanlışı yapılmıştır. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Haftada bir gün gitar kursuna gidiyorum. Başarısız olsam da tekrar denemelisin. Olsan da tekrar denemelisin. Erik ağaçları da çiçek açmış. Ben askerlerin yanına gittim. D ayrı yazılması gerekirdi. Birleşik yazılmış. D da yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Bugün ev, evde oturup kitap okuyacağım. Bugün ev oturup kitap okuyacağım. Birleşik yazılması gerekirdi. Bulunma eki olan D meyve ağaçlarını ilaçla da da böcekler zarar vermesin. Da bağlaç olan dağdır. Ayrı yazılması gerekirdi. Ki sözcükten ayrı yazılmalıdır. Beşinci sorumuz. İlerideki patika birleşik. Bu seferki hazırlıklar birleşik. Baktık ki burada ayrı yazılması gerekirdi. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da-de yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Yarın pazardan meyve alalım. Cümlede bir bozukluk olmadı. Doğru. Pikniğe sen bizimle gel. Doğru. Gösteri yıl sonunda. Yıl sonun. Cümleden çıkardığımızda anlam bozuluyor. C seçeneği 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde DDA yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Çocuk uçsuz bucaksız ovada koşmaya başladı. Doğru. Akşam gelirken anneleri getir. Annenleri getir. Doğru. D'yi çıkardığımız anlam bozulmuyor. çocuk uçsuz bucaksız ovada koşmaya başladı. Anne nerede getir dedik. Sonra çokça kitap okur, okuduklarını anlatır. Daha sildiğimiz zaman yine anlamda bozukluk olmuyor. Ben bu projeye katkıda bulunmak istiyorum. Ben bak anlamda bozulmak olmuyorsa ayrı yazılması gerekir. D seçeneği. D dağının yazımı yanlıştır 8. sorumuz. Arabada beni görünce çok şaşırdı. Araba beni görünce çok şaşırdı. Birleşik yazılması gerekiyor. Anlamda bozulma oluyor. Doğru. Masanın ortasında büyük bir vazo vardı. Masanın ortasında büyük bir vazo vardı. Anlamda bozulma oluyor. Birleşik yazılması gerekir. Ben onlar kadar bu duruma sevinmiştim. Ayrı yazılması gerekiyor. Cümlenin anlamında bir bozulma olmadığı için. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D dağ yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diye soruyor bize. Arabanın ön camın da Arabanın ön camın bir not vardı. Ayrı yazdığım zaman anlamda bozukluk oluyor. Güneşten kaçıp gölgede oturduk. Güneşten kaçıp gölge oturduk anlamda bozukluk oluyor ayırdığımız zaman. Herkes gibi ben ona hak verdim anlamda bozukluk olmuyor. Ben d ayrı yazılması gerekirdi. 10. D dan yazımı yanlıştır diye soruyor. Maça gelse de, maça gelse bir şey fark etmeyecekti. Doğru. Küçük kardeşim dün bir şey yemedi. Doğru. Gülünç fıkralar anlatsam kimse gülmedi. Burada yine gülünç fıkralar anlatsam kimse gülmedi. Doğru evin arkasındaki tarla hiç ürün yetişmedi. Burada birleşik yazılması gerekiyordu. Ayrı yazılmış. Ki'nin yazımı yanlıştır. Akşamki sohbetten çok güzel şeyler öğrendim. Doğru. Burak Bahçedeki doğru. O kitap ki insanın doğru. Benim kalemim mavi senin ki birleşik yazılması gerekirdi. Ayrı yazılmış yanlış.